Tabii öncelikle bu toplantı formatını ben izah edeyim size. 5 yılda yaptıklarımızı hızlıca ifade edeceğiz. Sonrasında sizlerden sorular alacağız. Ve daha sonra da sizlerle beraber bir faaliyet icra edeceğiz. Bu da bir iki arkadaş biliyor, şimdi otururken ifade ettim. Bir sürprizimiz olsun. Şimdi değerli arkadaşlar, ben teşekkürü başta yapmak istiyorum sizlere. 5 yıllık süre zarfında yaptığımız hizmetlerin halkımıza ulaştırılmasında çok güzel bir şekilde aracılık ettiniz. Halkın içinde bulunduğu bazı sıkıntılarda uygun şekilde bizlere ilettiniz ve bu süre zarfında sizlerle beraber halkımızın sorunlarını çözmek anlamında uğraşıyor. Tabii ki basın mensubu demek aynı zamanda yaşadığı toplum içerisinde çarpıklıkları görüp bunların düzeltilmesi konusunda da inisiyatif alan demektir. Tabii ki herkesin farklı siyasi görüşü olabilir ama insanların ortak talepleri olan o hizmet noktasında siz hizmetin etkisi ve tabii ki oluşan etkinlik durumuna göre haber yapıyorsunuz. Sizler belki mensup olduğumuz partiyle aynı siyasi düşüncede olmayabilirsiniz, gayet doğal. Ama zaten bir belediye başkanı seçildikten hemen sonra zaten siyasi kimliğini bir tarafa bırakmak durumunda. Çünkü Eyüp'e 380 bin nüfuslu bir ilçe ve buraya gönderilen ödenek hepinizin de bildiği gibi kişi başına gönderiliyor. Burada bize destek verenlere göre değil, her bir bireyin tabii ki hakkı olanı da almak gibi bir çabası var. Sizler de yine bu hakkın alınması, verilmesi konusunda gördüğünüz eksikliği de iletmek kaydıyla da inşallah biz de bunu doğru bir şekilde yapmış olduk. Buna da inanıyoruz. Briefingin tabii içinde mali durumumuzla ilgili de arkadaşlar bilgilendirmede bulunacağım. Çünkü görebildiğim kadarıyla insanlar daha hizmet üretmeye başlamadan mazeretin peşine düşüyorlar. Öyle bir şey yok. Önemli olan mazeret üretmek değil, bahanelere sığınmak değil. Önemli olan tabii ki ortaya bir şeyler koyabilmek. Hele hele kurucu belediye başkanı olarak ben ve yine tabii ki Haliye Belediye Başkanı da kurucu belediye başkanı, sıfırdan başlamış bir başkanlar olarak bunu çok daha iyi bir şekilde gördük, fark ettik. Ve tabii bu süre zarfında da emin olun 5 yıla sığdırılması çok güç diyebileceğimiz çalışmalar yaptık. Hepiniz Eyüp'ü biliyorsunuz. Çok kısa bir şekilde rakamlarla da yine ben ifade etmeye çalışayım. Nüfus bakımından Şanlıurfa'mızın en büyük ilçesi, Türkiye'nin en genç ilçesi, %83'ü gecekondu olan, 62 bin ailenin sosyal yardımlaşma ve dayanışma hakkına kayıtlı olduğu bir ilçe, kamu binaları ve kamu hizmeti alınması konusunda ötelenmiş, ertelenmiş bir ilçeydi. Yeni kurulması hasebiyle de doğru bir başlangıç adına ciddi uğraşlar verdik ekibimle beraber, çok değerli arkadaşlarla beraber ve tabii ki yine hizmetlerin ulaştırmasında aracılık eden siz çok değerli basın mensupları ile beraber. Evet değerli arkadaşlar, öncelikle gerçekleştiren burada 265 konutun yaklaşık 150 konutunu Emniyet Müdürlüğümüzle takas yoluyla, arsa karşılığı takas yoluyla bir işlem gerçekleştirdik. Dolayısıyla orada sosyal dönüşüme de katkıda bulunacak bir proje.
Evet, Tenzile Erdoğan Hasta Yakınlar Misafirhanesi. Hepiniz biliyorsunuz ki 800 yataklı Eyüp Eğitim Araştırma Hastanesi her taraftan hasta alıyor. İnsanların orada konaklayacak yerleri de yok. Bu ihtiyacı görmek kaydıyla da 100 yataklı bu merkezimizi oluşturduk. Hikayesi de çok uzun ama geldiğimiz nokta itibariyle artık hizmet vermeye hazır. 5 yıldızlı otel konforunda bir yer. Bunda da çok ciddi sıkıntılar çektik. Şu anda bu Osmanlı Parkı'nda zirve olan bir yer. Orayı tatlatmak kaydıyla hem oradan çıkan malzemeyi kırsalda kullandık. Ama şu an orada %90'ı bitmiş bir hizmet binası ve %100'ü bitmiş bir meydanımız var. Onlar yine dedim ya, bir sürprizimiz var. Onları inşallah sizinle beraber icra edeceğiz. Hizmet binamız yine alan yoktu, siz de biliyorsunuz. Kamu alanları maalesef davalı bir şekilde duruyordu. Tahsis noktası sıkıntılar vardı. İşte o yeri patlatmak kaydıyla Urfa Mimarisi'ne uygun bir hizmet binasını inşa ettik. Bu da meydanımız değerli arkadaşlar. O biraz önce kaya kırım yapılan yerde. Tabii kaya kırımla ilgili de biliyorsunuz zamanında çok dedikodular çıktı. Yok çok pahalıya ihale edilmiş diye. Yaklaşık 780 bin liralık bir bedel bildiğim kadarıyla ihalesi ve oradan çıkarttığımız alan 44 bin metrekare. Bugünkü rayiç değerlerle 25 milyon lira değerinde bir yer. Orada 780 binle 2 milyon değerinde biz stabilize malzemesi elde ettik. Onu da kırsaldaki alanlara kullandık. Ali İzzet Ögüç Kültür Konağı yine eski bir evi alıp yıktık. Koruma amaçlı planı uygulandığı bir yerde. Kuruldan da geçmek kaydıyla burada hem muhtar evlerimiz hem taze evi hem de Ali İzzet Ögüç Kültür Konağı şeklinde yeni mahalle Kadıoğlu ve Cami Kebir mahallelerimizin istifade ettiği çok güzel bir merkez oluşturduk. Faaliyette şu anda. Dede Osman Mahallesi hepiniz biliyorsunuz sit alanı ve hakikaten gece kondunun da çok çok olduğu bir yer. Orada da yine gördüğünüz gibi kültür konağımızı açtık. Bunun içerisinde spor salonları var. Taziye var, camisi var. Açılış ama daha yapılmamıştı. Fakat faaliyette arkadaşlar. Buhara Mahallemizde 15 Temmuz Gençlik Merkezi. Yine alan sıkıntısı vardı. Milli Eğitimle protokol imzalamak kaydıyla 1500 metrekarelik bir alan aldık. Ve orada 1470 metrekare kapalı alana sahip aynı anda 880 kişinin eğitim alabildiği bir merkez oluşturduk. Hem spor salonları var orada, TEOG'a, KPSS'ye hazırlık tabii kursları da veriliyor. Onun da dışında kadın destek merkezi noktasında da destek veriyor. İşte gerek Kur'an-ı Kerim kursu, gerek el işleri ve farklı dallarda eğitimler veriliyor. Orada çok faal bir durumda. Toplağında değerli arkadaşlar, Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezi bir yeri kiralamak kaydıyla orayı da hızlı bir şekilde hizmete açmıştı. 40 branşta yaklaşık 10 bin öğrencimize oralası değişik zaman periyotlarda hizmet veriyor. Şehit Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezi 12'ler Mahallesi'nde. Bu da 4 katlı bir yer. Yıllık yanılmıyorsam kirası 65 bin lira civarında. Ve bu 4 katlı bir yerde de 600 öğrenci kayıtlı değişik periyotlarda gelip orada insanlar, gençlerimiz, çocuklarımız ödevlerini de yapıyorlar. Onlara tahsis ettiğimiz eğitici kadrosuyla da takviyelerde bulunuyorlar kendilerine. Siz de biliyorsunuz ki oradaki gençlerin, oradaki ailelerin maddi durumu da zayıf. Ama orada ihtiyaç duydukları bu bilgiye erişim noktasında güzel bir merkez oldu. Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi, o da Yenice Mahallemizde ve faal bir durumda. Yine aynı şekilde çevredeki mahallenin gençlerine bu anlamda hizmet veriyor. Muhtar evlerimiz yer sıkıntısı olmayan yerlerde muhtarlarımıza yaklaşık 50 metrekare kapalı alanlı olan, işte ofisli bürosunda hacim olan yerler yaptık. Onlar da hizmete girmiş durumda. Millet Kıraathanesi, siz de biliyorsunuz ki Türkiye'nin ilk millet kıraathanesiydi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimleri için iki vaadinden birisiydi. Vaat ettiğinden iki gün sonra açılışını gerçekleştirdik. O da hemen az ileride güzel bir merkez. Genciyle, yaşlısıyla insanlar oraya gelip hem dinlenebiliyorlar hem de tabii ki orada kitap da okuyabiliyorlar. Farklı etkinlikler de yapabiliyorlar. Çok amaçlı kırsal salonlar, bu çok ciddi bir ihtiyaç. Ama aslında biraz da amacını da aştı. Çünkü öyle bir şey ki bunların kapasite kullanım oranları çok düşük. Çünkü taze olarak kullanılıyor. Belki yılda en fazla 10 gün kullanılacak ama öyle bir şey ki görev süremiz içerisinde yaklaşık 6-7 seçim oldu. Her seçimde seçim ekonomisi anlamında bir şeyler uygulandı. Ve her seçimde de insanlar bir şeyler istediler. Bunları da yapmak durumunda kaldık. Kırsal mahallelerimiz hemen tümünü yaptık. 150 mahallemizde bu kırsal konaklarımızı yaptık. Şehir merkezinde de belli bir merkez oluşturmak kaydıyla orada 26 adet hem bizim hem vatandaşın katkısıyla onlar da yapıldı. Ve insanlarımız inşallah bunu sadece taziye olarak değil, aynı zamanda kültür salonu ya da değişik toplantılar için inşallah kullandılar. Kapasite kullanım oranı inşallah artar. Böyle oralarda atıl kalmasının da önüne geçilmiş olur. 21. yüzyıldayız ama şehir merkezinde bile hala kilitli park yapıyoruz arkadaşlar. O anlamda da şu anda herhalde kilitli parkı olmayan yerimiz kalmadı gibi yamalar hariç. Stabilize 233 yerleşim yerinde özellikle kırsalda tüm stabilize ile döşenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapıldı, bitirildi. Araç parkımız yoktu bizim ve çok ciddi bir şekilde 18 adet o da özel idareden gelen işte arızalı, çalışma durduran araçlar vardı. Çünkü zaten ilerini başka şekilde seçmişlerdi. 65 yükseltme kaydıyla da çok ciddi bir araç filosu oluşturduk fen işlerinde. Eyüp'te park sorundur, siz de biliyorsunuz. Park yapmak isteseniz de bile sit alanı, farklı sıkıntılar ama buna rağmen çok şükür 337 metrekare olarak devraldığımız yeşil alanı 508 metrekareye çıkarttık. Ve tabii bu parkların tümünün iyileştirmesi yapıldı. İşte kent mobilyaları da döşendi. Yeni parklar yapıldı. Daha önce o parkların çoğunda işte hayvan sürüleri dolaştırdı. Oralarda işte o insanlar şehir içerisinde hayvancılık faaliyetinde bulunduğu için onu bir nevi bir mer olarak kullanıyorlardı ama bunların korunması ve sonrasında amacına uygun bir şekilde kullanması noktasında ciddi bir yük getirdi bize. Ama geldiğimiz nokta itibariyle de artık yeşil alanlara sahip bir belediyemiz var. Bilmiyorum ileriki sıralarda var mı ama bazı bir iki parkla ilgili bir şeyler de ifade etmek isteyeceğim burada. Evet, burada arkadaşlar değişik rakamlar var. 119 parkın iyileştirmesi ilgili oturma bankı, işte çöp kutusu, piknik masaları, kamelyalar, oyun grupları, kondisyon aletleri ile bunlar yer döşemeleri falan yapılmış. Bu yine Selçuklu mahallemizde açmış olduğumuz bir parkımız. Ve arkadaşlar daha önce bu parkta biliyorsunuz eski hayvan pazarıydı. Orası belediyemizin tek tapulu yeriydi. Ama biz orayı da yeşil alana dönüştürmek kaydıyla 20 bin metrekarelik güzel bir park oluşturduk. Selçuklu mahallemizde yine bu. Tabi o Selçuklu, burada değil, Selçuklu mahallemizde yine 16.500 metrekarelik bir park. O da bitmiş durumda. Açılışını yapmadık ama önemli olan vatandaşların kullanması. Hayırlı uğurlu olsun diyerek zaten onlar kullanma sunmuş olduk. Direkli mahallemizdeki parklarımız. Ve bu tabi Topdağı. Bu çok ilginç. Siz de biliyorsunuz ki mağaralarda hayvancılık yapılıyor. Oradan gelen atıklar şehrin suyuna karışıyor. Balıklı Gölü çok ciddi anlamda kirletiyordu. O suyu drenetmek kaydıyla çok ciddi. 2 yılda da kuruldan izin almak yoluyla burayı bu hale dönüştürmüş olduk. İlk hale mesela altta görülüyor.